Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün karşımızda Beats'in Mixr modelli kulak üstü kulaklığı var. Kulağımızın üstüne takıyoruz, aynen öyle. Geçtiğimiz günlerde MediaMarkt'ın bir mağazasına gittiğimde Beats Pro'yu inceleme fırsatı yakalamıştım. Zaten video yayınladım, birçok arkadaşımız biliyor. Mixr'ın da geleceğini biliyorlardı. Her neyse o gün geldi çattı. Sizlere elimden geldiğince deneyimlerimi aktaracağım. Yaklaşık bir saat boyunca az çok dinleme fırsatı yakalamıştım Beats Mixr'ı. Birkaç farklı türde parça dinleme fırsatı yakaladım. Az çok sesin hangi karakterde çıktığını, bizlere ne gibi performans sunabileceğini biliyorum. Bu bağlamda size deneyimlerimi aktaracağım. Ürün 700 TL'lik bir ürün. Dediğim gibi kulak üstü bir yapıda, arkası kapalı bir tipte ve gerçekten 700 TL'lik fiyatını hak edebiliyor mu? Ses performansı bakımından hangi kulaklara yakın? Hangi kulaklarla eşit miktarda performans sergileyebiliyor? Az çok onlara değineceğiz. Tabii MediaMarkt'ta çekim yapmak yasak olduğu için, gerçi birçok mağazada çekim yapmak yasak olduğu için böyle 3-5 saniyelik görüntüler yakalayabildim. Arada onları da serpiştireceğim zaten. Genel olarak Beats Mixr'ın bana neler hissettirdiğini, ne gibi bir moda soktuğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle Beats Mixr'ın ne gibi özellikleri bulunuyor onlara bakalım. 40 mm'lik bir dinamik sürücüyle geliyor. Diğer kulaklıklara nazaran tasarım anlayışı birazcık daha farklı. Pedler içe bükülerek gizlenebiliyor. Aynı şekilde birçok renk seçeneği var. Tasarım bakımından bu gerçekten çok önemli. Terletmeyen suni deri bir yapıyla gelmekte. Pedler o şekilde. Yani ufak minyon bir görüntüsü bulunuyor zaten. Siz de elinize aldığınız zaman gerek hafiflik bakımından gerekse de tasarım bakımından çekici bulacaksınızdır. Ama hani standart Beats'in ağırlığını yansıtabilen bir kıvamda değil de daha hareketli ve daha canlı bir kulaklık olmuş. Kulaklık sökülebilir kablo yapısıyla geliyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de müzik dinlerken dahili portu sayesinde arkadaşımızla paylaşabiliyoruz. Zaten hafif ve kolay taşınabilir bir yapıda olduğu için bu gerçekten güzel bir özellik. Aynı zamanda iOS kontrolcüsü bulunuyor. Onun dışında terletmeyen suni deriyle kaplı. Onu zaten söylemiştik. Ya, ürünün malzeme kalitesi gerçekten başarılı. Zaten elinize aldığınız zaman anlayabiliyorsunuz. Artı bir de bir kulaklığa 700 TL veriyorsunuz. Tabii ki malzeme kalitesi bakımından üst düzey olmalı. Şimdi geldik ses kalitesine. Acaba ses bakımından bizlere neler sunabilmiş? Dediğim gibi birçok türde parça dinleme fırsatım oldu. İşte bu bir saatlik deneyimimin içinde ne gibi ses performansı var onu gözlemleyebildim. Öncelikle ses şiddeti oldukça yüksek. Yani izolasyon bakımından da orta düzeyde. Zaten ses şiddetiyle izolasyon doğru orantılı gitmiş. Dış dünyayla bağlantınızı kesebilecek kıvamda. Ama şu demek değil ki dış dünyayla bağlantım kesiliyor, her şey mükemmel ve harika olacak demek değil. Ses kalitesi de burada devreye giriyor. Ses kalitesi gerçekten çok önemli. Kristal netliğinde mi? Parlak mı yoksa sönük mü kalmış? Gerçekten insanın içini ısıtabiliyor mu? Derinliği nasıl? Bu gibi konulara da parmak basmak lazım. Beats Mixr'ın ses yapısı birazcık daha parlak bir yapıda karşımıza çıkıyor. Ses şiddeti de yüksek olduğu için yüksek seslerde, mid ve high mid dediğimiz yüksek seslerde bazen az da olsa kulağı rahatsız edebiliyor. Özellikle %100 ses şiddeti seviyesinde değil de %85-80 seviyesinde dinlerseniz birazcık daha rahat edersiniz. Çünkü aşırı yüklendiğin zaman ses geçişlerinde distorsiyonu hissedebiliyorsunuz. Birazcık da kulaklıkta mid daha ön planda, daha sonra tiz, en sonda bas gelmekte. Aslında bakarsanız bas ile ön plana çıkmış Beats'in kullanıcı dostu yüzüne nazaran Mixr birazcık geri planda kalmış. Diğer modellere baktığımızda özellikle Beats Pro ile karşılaştırdığımda zaten baya bir gerisinde kalıyor. Hani Beats Pro'nun güm pat çat diye yansıttığı bas sesleri Mixr tam anlamıyla yansıtamıyor. Dediğim gibi mid ve tiz birazcık daha ön planda. Bas birazcık ergen kalmış, birazcık daha canlı, insanın içine okşayabilecek kıvamda gelebilirdi. Birazcık da şöyle bir örneklendirme yapmak istiyorum.
Sennheiser'ın Yorbanit XL modelli kulaklığına nazaran, kulaklığının bas performansına nazaran birazcık daha sönük ve yapay bir şekilde mikser bas sesleri yansıtabiliyor. Tabii aklıma da hemen şöyle bir şey geldi. Ortalama 700 TL verdiğim Beats Mixer mı yoksa Sennheiser'ın Momentum Overhead modelli kulaklığı mı? Birazcık da bu açıdan bakmak lazım. Yani şahsi fikrimi soracak olursanız Momentum Overhead beni fazlasıyla tatmin eder. Çünkü gerçek doğallığıyla tam anlamıyla sesleri verebiliyor. Klasik müzikten tutun da ambiyans yüklü parçalarda o farklılığı, o doyuruculuğu hissedebiliyorsunuz. Tabi Beats Mixer'la da çok ağır olmayan elektro parçaları, ambiyans yüklü parçaları, New Age türlerini rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Şunun da altını çizmek istiyorum. En azından sesler birazcık daha dengeli olabilirmiş Beats Pro'ya nazaran ya da Sennheiser Momentum Overhear'a nazaran. Birazcık daha dengeli olsaymış, bir tık daha o derinliği ve o sıcaklık hissiyatını sunabilseymiş daha iyi olurmuş. SolarRange modeline nazaran daha başarılı. Genç ve dinamik bir havası var. Hem rahat hem müziği paylaşabiliyoruz. Özellikle mid ve high mid'e çok fazla önem veren insanlar için tatmin edici olabilir. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince Beats Mixer'ın performansına değinmeye çalıştım. Ben de uyandırdığı deneyimleri sizlere aktardım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.